konuşamadık ya. Lan dur. Ya eşeğin tıpası ya. Ay. Bir merhaba diyemedim ya. Bir rahat dur. Bak bak. Ya bak ben de seni ısırırım. Marla bir şey de şuna, oğluna bir şey de, ne biçim. Ya ısırma diyorum. Of. Aa. Olmaz ama böyle. Şımarık. Otur yeğeni. Otur. Hayır kızıyorum. Kızıyorum sana ben. Ya dur bak dur. Arkadaşlar şımardı. Bir saniye dur. Ya bir izin ver konuşacağım. Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Videoyu açtık. Şımardı yani. Bence farkında galiba video çekildiğini. Bir şey söyleyecektim. Söyletmedim bile bana ya. Şöyle gidiyorum ben. Dur. Bak o benden önce gidiyor. Bir dakika dur. Bak izin ver. Marlam ya. Bu çocuk senden mi çıktı kızım? Ne kadar edepsiz bir şey. Bir annene bak, bir kendine bak. Terbiyesiz. Ayıp ama yaptın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün de Marla ve Hades'le birlikteyiz. Hani birazcık oynadık video öncesinde, çok şımardı. Şimdi video başlayalım, hani enerjisi bitsin de ondan sonra başlayalım dedik. Hala bitmemiş enerjisi. Beni de korkuttu. Bakın aradan dişledi beni hep. Hadi otur bakalım, bir görsün arkadaşlar ne kadar beyefendi olduğunu. Otur. Otur hadi. Aferin. Bak. Sen çok akıllısın ya. Arkadaşlar bu çok akıllı. Aslında şımardı birazcık. Değil mi? Şımarıyor benim oğlum. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Korkuyor mu eğilmeye de üstüme atlıyor. Dur. Çok güzel bir çocuk ya. Şuna bir bakın arkadaşlar. Bir bakın. Koca eşek oldu ama hiç büyümedik. Bir yaşında çocuk gibi davranıyor. Dur ısırma diyorum. Isırma. Isırmakla oyun olmaz. Hades dur. Bunun oyunu böyle arkadaşlar. Isırıyor. Farkında da değil canımızın acıttığını. Canımızın acıdığını pardon. Yok. Dilim dolandı senin yüzünden. Dilim dolandı. Otur bakalım hadi. Otur. Otur. Bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bu arada tabii ben paylaşmadım. Gerçi Tayfun story falan atmıştı Instagram'dan. Tyson'ımız bir haftadır bayağı bir rahatsızdı. Bizi bayağı bir zorlu günler geçirdi diyebilirim. Bağırsak enfeksiyonu. Fakat hani sözde bir kolay. Fakat ilk defa bu kadar ağır geçirdi. İnanılmaz ishal, halsiz, hiçbir şey yemiyor, hiç hareket etmiyor vesaire. Artık hani Tayfun'a da söylemek istemiyorum. Sanki böyle ölecek gibi gözüküyor. Hani biz de perişan olduk. Sabaha kadar bekliyoruz ve sürekli ishali var. Artık dışarı yetiştiremiyoruz. Olduğu yere yapmaya başladı falan. İnanılmaz yordu bizi. Hani tabii canı sağ olsun. Önemli olan onun bir çabucak iyileşmesiydi. Tabii ilaçları vesaire. Serumdu, şuydu, buydu derken çok şükür bayağı bir düzeldi. Tabii bunun dışında benim en çok üzgünlüğüm de biraz şöyle geldi içerideler Tayfun duymasın. Hani Allah korusun Tyson'a bir şey olursa Tayfun ne yapacağız? En çok da onu düşünüyordum. Hades dur bir dakika, bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum Hades. Of. Yani o konuda çok üzülüyordum arkadaşlar. Çünkü biliyorum yani Tayfun hani buna hazırlıklı da olmak gerekiyor aslında ama artık bayağı da bir yaşı geçti. Hani artık ne diyeyim, psikolojik ben biraz kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki çok üzülürüz, Allah korusun, Allah gecinden versin de Tayfun'uma sabır versin. Çünkü inanılmaz seviyor Tayfun. Sizler de biliyorsunuz yıllardır böyle ne yatağından ayırıyor ne aynı tabakta yemek yiyor. O derece seviyor Tyson'ı. İnşallah bundan sonra tekrar olmaz. Şimdi ben size Tyson'ı göstereyim. Tyson tabii odasında. İstersen hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Tyson'ın yanına geldik. Tyson bizi görünce şımardı çok şükür. Tekrardan böyle eski formuna döndü. Gel bakalım gel, bir arkadaşlarına anlatalım neler oldu Tyson'ıma. Gel. Ne oldu sana, ne dokundu? Bir de özel besliyoruz arkadaşlar. Bunu gerçekten inanmak mümkün değil yani. Nasıl böyle bir şey olabilir? Şimdi tabii bizi yeni gördüğü için şımarıyor burada. Gel bakalım gel. Bak arkadaşlarım seni merak ediyor. Herkes soruyor Tyson'ın son durumu ne diye. Bu arada Tyson'ı tekrardan şey aldık arkadaşlar. İsmini hatırlayamadım şu anda. Şu kadarcık bir mama. Hatta 290 TL. Özel bir mama aldık. Onun dışında bir de yaş mamalar var. Onlarla birlikte besliyoruz şu an. Şey de vermiyoruz. Normal çeşme suyu falan hazır su veriyoruz. Hatta kaynamış su bile verdik de onu içmedi. Neden içmedi bilmiyorum. Artık hani neden mikrop kaptı bilmiyoruz yani. Böyle yani Tyson'ım gel. Ya bir arkadaşlarım görsün diye nasıl. Bak iyileşti benim oğlum, iyileşti. Artık camdan kesiyor herkesi. Nazar oldu benim oğlumaya. Nazar oldu gel. İyileşti mi benim oğlum? İyileşti mi anne?
Şimdi bir de kulağı için bir şeye götüreceğiz arkadaşlar. Neresiydi o Furkan? İzmir. MR'a. MR'a götüreceğiz. Buralarda yokmuş çünkü. İzmir'e götüreceğiz. Yıllardır belki sıkı takip eden arkadaşlar bilir. Hiçbir çözüm bulamadık bunun kulağına. Hani uyuz değil, mantar değil, işte damlalar vesaire hep kullandık ama hiç geçmiyor. Şimdi MR'a götüreceğiz. Acaba içinde bir şey mi var diyoruz. Hani sürekli kaşıyor kulaklarını. O da birkaç gün öncesinde o ishalinin içinde o da şişti mi? Ateşi çıktı mı bayağı bir yüksek? Yani bizi çok korkuttu ya. Çok aşırı böyle şeydi böyle nasıl diyeyim. Yani biliyorsunuz Tyson böyle çok hareketli bilen arkadaşlar. Böyle hep yatıyor. Gözümüzün içine bile bakmıyor. Sürekli uyur mu hatta? Hiçbir şey diyemiyordu. Çok şükür yaklaşık 3 gündür işte biraz toparlandı. Maşallah yiyor. Değil mi oğlum? İyileştik mi annem? İyileştik mi? Bakın arkadaşlar ya benim oğlum hasta olmuş da kimse geçmiş olsun demedi mi benim oğluma? Tayfun abisi çok üzüldü. Ölürse diyor mezar yaptıracağım ona diyor. Arkadaşlar böyle anlatamam sizi. Yani bilmiyorum Allah gecinden versin annem ya. Nasıl dayanırız biz senin yokluğuna? Daha Apollo Meyram'ı unutamadık oğlum. Unutamadık oğlum. Tabii Tyson ayrım yapmak gibi olmasın da şimdi Tyson evin içinde büyüdüğü için arkadaşlar tabii biraz daha bir aileden gibi oluyor. Allah korusun diyorum yani. Öyle bir şey olursa ne yaparız Tyson'ım? Abi de diyor mezar yaptıracağım oğluma diyor. Tyson'ın mezarı olacak çiçek ekeceğim ona diyor. Nasıl dayanırız oğlumu ziyarete mi gideriz? Üzülüyor musun sen de oğlum? Üzülüyor musun? Yok annem üzülmüyor oğlum. Benim oğlum çok akıllı, çok güçlü bir çocuk o. Değil mi? Daha kavgalar edeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Daha kışkırtmalar yapacağız. Ya herkes ipini koparmış gibi gezişiyor sokaklarda. Tyson'ım yok diye herkes meydanı boş buldu arkadaşlar. Değil mi oğlum? Tyson'ım iyice güçlensin. Bak bakalım neler oluyor. Yaz da geldi zaten. Değil mi? Herkes haddini bilsin. Aferin benim oğlum. Güzel çocuk bu arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel. Baksana bir yakından alsana kulağına hala şişlik var. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani anlayamadık. Bir de şuralarını hep kaşıyor. Aynen kaşıyor hep ya. Buraları falan. Artık bazen ben şey yapıyorum böyle ince tarak var. Hafif hafif ay nasıl hoşuna gidiyor. Tarıyorum arkadaşlar. Şey yapıyor çünkü artık bıkmış hayvan şey yapmaktan. Arada ben kaşıyorum falan. Onun dışında ishali varken de bu karnına... Hani böyle yakından kamera koysak inanın siz bile duyardınız. Fıkır 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 nasıl sesler çıkıyor? Sürekli böyle masaj. Öyle yapınca biraz rahatlıyordu. Hani o da insan gibi düşünün yani. Bak şu anda mesela hoşuna gidiyor. Bak şu an ses yok. Geçmiş ses artık. Değil mi oğlum? Nasıl? Değil mi oğlum? Hadi gel bakalım gel. Gel ayım gel bir kalksın. Ya arkadaşlar bu çok akıllı bir çocuk ya. Ay nasıl da yürür ya şuna bakın. Heh. Sıcak mı olmuş oğlum artık havalar? Betonda mı yatıyor benim oğlum ya? He? Ne kokuyor orası? Furkan ayağın mı kokuyordu senin yoksa? Ayağın mı kokuyordu oğlum yoksa? Pis ki. Pis Furkan. İğrenç Furkan. Benim oğlum bile ayakları kokmaz. Bakın çok güzel. Ördek patisi gibi ayakları. Maşallah. Değil mi oğlum? Aferin benim oğluma. Bu arada Kaan'ın da sesi var ya gene ne oldu? Kavga ediyorlar galiba. Çocuklar. Bak Tyson. Tyson abin sana şapka almış. Bak çok güzel. Gel bir takalım oğlum. Lan ısırmayacağım. Hayır bunu tak. Bak hayır böyle takacağız. Bak böyle takacağız. Sana almış ya. Benim oğlum cowboy gibi gözüksün demiş. Bak şöyle. Hayır. Saldıracak onu. Ya saldırmayacaksın. Onu kafana takacaksın. Oğlum dur yanlış anlıyorsunuz. Ay oğlumuz Allah seni versin. Eşek ya. Eşek ya. Of. Biraz durmuyorsun ya. Tamam iyileştin. Tamam anladık da aynı şeyleri tekrar yapma. Biraz efendi ol. Efendi bir çocuk ol böyle. Bir efendi ol. Gel kucağıma alayım seni. Gel. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şükür Tyson'ımız iyileşti. En sonunda beni kapacak galiba. Isıracak en sonunda. Yani bu tekrardan soracağım. Bu süreçte dışarıda destek olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım Tyson'ım? İnşallah Tyson'ın daha güzel videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.